Bültenin hemen başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çocuk vakalara ve yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarını ekrana getirmiştik. Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Necmettin Sutaşır, Melike Şahin'in çocuk vakalara ilişkin sorularını yanıtlayacak. Sözü Melike'ye bırakalım. Ahmet Arpat, son haftalarda özellikle çocuk ve hamile vakalarda artış olduğu hissedilir oranda görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklaması da aslında bunu gözler önüne sermiş oldu. Aktif 400 bin vakanın 1/4'ü çocuk dedi. Yani şu anda 100 bin çocuk koronavirüs hastası var. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeyiz. Başhekim yardımcısı uzman doktor Necmettin Sutaşır'a soracağız. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları hastaneye nasıl yansıyor? Acile başvurularda, çocuk vakalarda artış var mı? Dediğiniz doğru. Çocuk vakalarımızda belli bir artış var. Sebebi de şu. Geçen sene biliyorsunuz aşı durumu yoktu. Dolayısıyla erişkinde görmüş olduğumuz o yükseliş bu sene aşısızlarda. Yani daha yeni aşılanan gruplarda görüyoruz. Bunu nereden anlayabilirsiniz? İşte 18 yaş altı hastalarımızda yoğunluk var. Ve gebelerde görüyoruz. Burada önemli olan nokta aşının ne kadar bu hastalığı etkilediği, bu dördüncü dalganın özellikle aşısızları etkilediğini bilmemiz gerekiyor. Çocuklar hangi belirtilerle geliyor? Özellikle bu mevsim aslında viral hastalıkların da yaygın görüldüğü bir mevsim. Gelen çocukların ne kadarı pozitif çıkıyor? Biraz ondan da bahseder misiniz? Tabii ki. Yani şöyle, çocuklarda da yine benzer semptomlarla, işte ateş, halsizlik, kırgınlık semptomlarıyla geliyor. Bizim çocuk hastalarımızda gördüğümüz bir de bu okulların açılmasıyla birlikte, sınırlamaların kalkmasıyla birlikte PCR test için bir yoğunluk yine var. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamış olduğu rehbere göre ve uygunluk veren gruplarda biz çocuklarda da aşıların yapılmasını istiyoruz. Mesela ben yarın kendi çocuğumun tekrar dozunu yaptıracağım. Bu arada yani şunu da belirtelim. Mesela hastalarımızda veya gördüğümüz 20 tane kadın doğum hastanemizde gebemiz var. Endişe duyuyorlar. Acaba aşıdan bir şey duydun mu? Kesinlikle böyle bir şey olmasın. Çünkü şu an yatan 19 gebe hastamızın, hasta olanların 18'i aşısız, bir tanesi eksik aşılı. Dolayısıyla aşının ne kadar önemli olduğunu, bu son dalgada aşının ne kadar önemli olduğunu buradan bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. Aşılarımızı yaptıralım, eksik aşılarımızı da tamamlamamız gerekmekte. Gebelere ayrı bir parantez açacağız ama öncelikle çocuklarla ilgili birkaç soru daha sormak istiyorum. Çocuklarda özellikle aileler aslında çok konduramıyorlar koronavirüs olabileceğini. Soğuk algınlığı, işte nezle, grip gibi geçiştirebiliyorlar. Ama biliyoruz ki uzmanlar test yapmadan anlaşılamayacağını söylüyor. Ne zaman bir çocuğa koronavirüs testi yaptırılmalı? Koronavirüs testi, korona semptomları olduğunu gördüğümüz zaman, işte klasik semptomları gördüğümüz zaman testi yaptırmamız gerekiyor. Çocuklarda dediğiniz gibi erişkindeki gibi çok ağır seyretmiyor ama sonuçta onlarda da yine yatış oranlarımız var. Servis oranları o yükseklikte değil ama sonuçta onlarda da görünüyor. Burada onlar ciddi bir bulaşıcılık potansiyeli olduğu için ev içi bulaşlar, yine okulda bulaşlar olduğundan PCR testlerini bekliyoruz eğer semptom olan hastalarda. Çocuklarımızı da bekliyoruz. Hangi semptomlardan bahsediyoruz? Evet. Belki güncellemek lazım çünkü burun akıntısı da artık COVID semptomu. Öyle. COVID semptomları gördüğümüz kırgınlık, halsizlik, ateş, onun dışında burun akıntısı, öksürük şikayetlerini de bekliyoruz gelmelerini. Ve testini yaptırmaları gerekiyor. Ona göre izole etmek gerekir. Aile yine temas izolasyonu gerekmekte. Çocuklarda aşı tereddütü, daha doğrusu ailelerde ne oranda? Siz gelen vakalarda ya da burada yatan vakalarda görüyor musunuz? Ne kadar aşısız? Çocuklarda tabii aşı oranları onlarda da etkiliyor. Artı virülansı etkiliyor. Eğer biz aşılardaki çocuklarda da yapıldığı zaman hastalığın yayılmasını engelleyeceğiz. Yeni oluşacak mutasyonların önüne geçeceğiz. Dolayısıyla uygunluk veren tüm gruplarda aşıların yapılmasını istiyoruz ivedilikle. Çünkü bu gerçekten toplumsal bir sorumluluk. Artık eskisi gibi kısıtlamalarımız yok. Geçen sene yaşadığımız bu durumlar yok. Dolayısıyla aşılar, çocuklar, yani uygunluk veren tüm çocukları da bekliyoruz ve yapılmalı diye öneriyoruz. Az önce aslında biraz değindiniz ama tekrar hamilelere dönelim. Burada 19 tane şu anda COVID hamile hastası doğru var. 18'i aşısız, biri eksik aşılı. Aynen. Özellikle hamilelerde neden ağır seyrediyor bu hastalık? Neden daha riskli?
Çünkü hamileler biliyorsunuz sonuçta gebeliğin vermiş olduğu fizyolojik durumdan dolayı etkisi var. Artı eğer aşı olduğumuz zaman hem anneyi koruyor hem fetüse oluşacak antikorlara etkisi olduğundan dolayı bebeğin de korumuş oluyoruz. Biz şu an bu pandemide işte yoğun bakımlarda, servislerde özellikle bu tip hastaları görmemizin sebebi de temelinde aşı yatıyor. Dolayısıyla biz hani gebelerde bir endişe duyulmadan uygunluk veren tüm grupları bekliyoruz ve aşı yapılmalarını öneriyoruz. Bu sayede hem fetüsü hem anneyi korumuş olacağız. Ve bu sayılar da bize bunu gösteriyor aslında. Yatan o hasta oranlarımızda, yoğun bakımlarda yatanlarda aşı oranlarını ciddi şekilde, yani aşısızların pandemisi diyebiliriz. Pandemi. Aslında çocukların ve hamilelerin ön plana çıkmasının nedeni iki grupta da aşılama oranının düşük olması. Bravo, doğru. Yoğun bir şekilde aşı yapılan diğer gruplarda, çünkü semptom hastalığının seyri de azalıyor. Ama bu çocuk ve gebe gruplarında bu olmadığı için şu an biz onun yansımasını görüyoruz. Dolayısıyla aşıları her aşamada yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bu sayede de bu hastalığı hep birlikte aşacağımızı düşünüyoruz. Genel vaka sayısına baktığımız zaman bir süredir 30 binlere yakın düzeyde ilerliyor. Şimdi kapalı mekanlara geçiş daha fazla olunca, havalar soğuyunca vaka sayısında nasıl bir artış bekliyorsunuz önümüzdeki günlerde? Tabii, çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Şimdi önümüz kış. Dolayısıyla kapalı alanlar artacak. Daha sık insanlar yakın görüşecekler. Burada bizim klasik önlemlerimiz, maske, mesafe, hijyende hiçbir ödün yok. Maskeyi yine ısrarla tekrarlıyoruz. Yani bir rehavet olabilir. İnsanlar işte hastalığın daha seyrettiğini düşünerek maskeden uzak duruyorlar ama kapalı ortamlarda mutlaka maskeyi takılmasını yine şey yapıyoruz. Yine kişisel mesafeye dikkat edilmesi ve aynı zamanda da hijyene dikkat edilirse bu hastalığın önüne geçeriz. Yayılımını da engellemiş olacağız. Önümüzdeki süreçte nasıl bir oran görüyorsunuz? Yani 30 bini aşacak mı sizce? En yüksek neyi görebiliriz ya da ölüm sayısı düşecek mi aslında? Aylardır beklentimiz bu yönde. Şöyle geçen seneye göre oranlara baktığınız zaman bu mortal seyretmemesinin sebebi aşılar. Dolayısıyla biz yoğun bakımlarda da yatan hastalarımızda geçen seneyle karşılaştırdığımızda ciddi bir fark var. Sebebi de aşılama oranlarının artması bizim bu kadar yoğun bakım ihtiyacı olmuyor. Artık servisler daha az hasta yatırıyoruz. Dolayısıyla bu biraz daha kontrol edilebilir bir düzeyde seyrediyor. O vesileyle yani bu hastalığı yenmemizin yolu klasik yine maske, mesafe, hijyen ama aşı en önemlisi. Bunu unutmamak gerekiyor. Aşı dediğimiz zaman hiç aşısızları da kastetmiyoruz. Hatırlatma dozu olanların mutlaka olması gerekiyor değil mi? Bravo. Üçüncü doz ihmal edilmemesi. Kesinlikle. Aşı dozlarında eksik edilmemesi gerekiyor. İşte BioNTech'si BioNTech'ine devamlanıyor. Sinovac'ın tekrar dozlarını, mutlaka tekrar dozlarını yapılmasını öneriyoruz. Zamanı geldiğinde, uygunluk verdiğinde bir an önce yapılmasını tavsiye ediyoruz. Aşılar için şöyle rahatlıkla tüm sağlık kuruluşlarında imkanlar var. Hastanemizin içinde söylüyorum. Çok rahatlıkla dilendiği zaman aşılarımızı yapılabiliyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Necmettin Sutaşır'la salgın sürecini konuştuk. Şu anda çocuk hastaların oranı yetişkin hasta grubunun, tüm hasta grubunun 1/4. Yani 100 bin aktif çocuk hasta var. Aslında çocuk ve hamilelerin bu dönemde bu kadar ön plana çıkmasının nedeni bu gruplarda aşılama oranının düşük olması. Yine hastalığın bulaşma riskinin azalması ve ağır seyretme riskinin azalması için uzmanların en önemli uyarısı aşı ve maske. Ahmet Arpat. Melike Şahin aktardı.